hayatına giriş başlığı etrafında konuşuyorum. Benjamin labirenti deyince aklıma tabii yani labirent nedir sorusunu da sordum ve labirent nedir sorusunu sorduğumuzda aklıma benim iki tane ünlü labirent geldi açıkçası. Bunlardan bir tanesi Girit Kralı Minos'un emriyle Minotor'u hapsetmek için yapılan labirent. Burada tekrar hatırlayacak olursak işte anlatıya göre Tezeus Atina Kralı'nın oğlu yani bu labirente düştüğünde hem Minotor'u öldürmeyi başarıyor hem de Ariadne'nin ipiyle bir anlamda çıkışı bulmayı başarıyor. Yani labirente giriyor, işi gerçekleştiriyor ve başarıyla içinden çıkıyor sonuç olarak. Şimdi Orta Çağ'da ise tabii bu Chartres Katedrali diye bilinen bugün hala ayakta bu katedral, hala görülebilir internetten en azından. Chartres labirenti var, ünlü bir labirent. Burada da aslında bu labirent ilgisi teolojik imgeler açısından yeniden yorumlanıyor. İsa Tezeus'a işte katedral ise Ariadne'nin ipine benzetiliyor. Teolojik yorumda aslında basit bir imge etrafında kendisine kurmakta. Labirent tanrısal hakikate ulaşmak için bir deneyim alanı sunuyor bize. İlk olarak labirentin dışındayken hakikat ruhsal ve bedensel anlamda deneyim alanında bilmezken daha sonrasında yavaş yavaş perde aydınlanıyor ve en sonunda tanrısal yola ulaşılıyor. Şimdi gel diyelim felsefe de labirent dediğimizde, felsefi bir labirentten söz açtığımızda belki en az bahsedebileceğimiz şey işte tam da bu hakikate ulaşmışlık anı. Hele hele Benjamin labirenti dediğimizde en azından şöyle bir beklentiyi azaltmamız gerektiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Felsefe labirentinin bir merkezi, dehlizlerinde ele geçirmeyi bekleyen sereserpe bir hakikati yok aslında. Bir anlamda felsefe labirenti kendisine dil ve söylem alanı dışında diyelim. Başka bir hakikat bahsinin açılıp açılmayacağı bile aslında bir tartışma konusu. Çünkü ne bir ip gelir bize yolumuzu gösterir, bulmamıza yardımcı olur. Ne de labirentin ortasına ulaştığımızda içimizde bir nur doğar. Benjamin'in labirentine girmek de, felsefi labirentine girmek de tam da bu tarz bir deneyim de eninde sonunda içinden çıkışı olmayan, kendisine bir anlamda hakikate bütünüyle teslim eden bir anlayışı terk etmemiz gerekiyor. Yani tam olarak Benjamin'le ilgili hakikati ya da Benjamin'in kendisini hakikate berraklaştırabileceğimiz bir anı burada bulma konusunda bir engel olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden labirent dediğimizde labirentin kıvrımları ve kendisine henüz ortaya koyulmamış düşüncelerin yeniliği ve derinliği olarak ortaya koyacak. Yani her düşünme deneyiminde bir yeni hali yakalamak, bunu elde etmek mümkün durumda. İlk olarak yani labirent deyince labirentle ilgili böyle bir imgeyi yeniden canlandırarak başlamak istedim. Çünkü amacımız bir anda Benjamin metinleri nasıl okunur ya da okuma stratejileri neler olabilir, hangi yol ve yordam izinir olunca bir anda bir labirentten de Benjamin labirentinden neyi bekleyeceğimiz ya da neyi bekleyemeyeceğimiz de bir imgeyle canlandırmak istedim. Bunun dışında belki en temel yöntemlerden bir tanesi Benjamin felsefesinde Benjamin'i okurken sanırım onu sınıflandırmayı, bildiğimiz tasnif araçlarıyla tasnif etmeyi bırakmamız gerekiyor. Yani mesela şöyle bir tasnif biçimi yaptığımızı düşünelim. Yazdığı işte metinleri konuları itibariyle sıraladığımızda belki birbirinden farklı raflara kütüphanede yerleştirmemiz gerekebilir. Ama Adorno'nun bir deyim olarak kullandığı, bütün akımların dışında Benjamin için kullandığı bütün akımlara mesafeli ifadesinin oldukça Benjamin fikriyatını iyi anlattığı kanısındayım. Yani bir anlamda baktığımızda Benjamin üzerinde neredeyse birçok filozofun, birçok edebiyatçının, birçok yazarın etkisi büyük. Yani Benjamin kimlerden etkilenmiştir dediğimizde yüzlerce etkiden, yüzlerce etki alanından ayrı ayrı bahsetmemiz mümkün. Ama Benjamin'i bu etki alanlarının hiçbirine indirgeyemiyoruz. Bu yüzden bütün akımların dışında ya da bütün akımlara mesafeli ifadesine
Adorno Benjamin için kullanırken tam da bu etki alanlarının hepsi yan yana sıralansa bile Benjamin de olan şey bu etki alanlarında hareketle oradaki imgelerle birlikte yeniden özgün bir şekilde anlamamızın neredeyse imkanı yok. Mesela bu konuda bir örnek vermek isterim. Diyelim şiddet konusunda Benjamin'in şiddet bahsini okumak istiyoruz ve şiddetle ilgili etki alanlarını sıralama derdindeyiz. Örneğin o zaman bu durumda işte Soreli, Ungeri ya da Lederer gibi isimlerin şiddet ve politika hakkındaki metinlerini gidip okumamız gerekiyor. Evet, Benjamin'in hangi etki alanlarından çıktığını bulmamız için bizim bu isimleri okumamız gerekiyor. Bunlar yardımcı da olacaktır şüphesiz bize. Ancak bunların hepsini, bütün etki alanlarını da okumuş olsak, işte sürrealizm üzerine sürrealistleri okumuş olsak da Benjamin'in hala bütün etkilendiği bu alanlara indirgenemeyecek özgün bir boyut barındıran bir düşünce hattı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki mesela stratejilerden bir tanesi hem etkilendikleriyle temasa geçmek ama metnin özgünlüğü içerisinde yeniden bir değerlendirme yapmak. Zaten bu Benjamin'in bu etki alanlarının hem çokluğu hem de ilk görünürde oldukça tezat olan hali diyelim. Okuma stratejisiyle ilgili ciddi bir zorluk da yaratmış şimdiye kadarki süreçlerde. Örneğin çok yüzeysel bir okuma yapacak olursak mesela ilk zamanlarda Benjamin'in Gershom Scholem'le birlikte onun etkisinde mesela Yahudi mesyanizmi ve teolojisiyle ilgili sorunları çok haşır neşir olduğunu söyleriz ve gayet denilebilir ki işte Benjamin bir teologdur ifadesini orada kullanmamız mümkün olabilir. Ama daha sonra mesela Asya'yla Brecht'le olan temasına baktığımızda onun Marksist eğilimleri de vurgulanabilir ya da Adorno'yla olan yazışmalarına baktığımızda orada Frankfurt Okulu düşünürü Benjamin gibi bir imge de yaratmamız mümkün olabilir. Fakat sorun bence bu etki alanlarının çokluğu ya da tezatlı değil. Benjamin'in bu çokluğu etki alanları da eninde sonunda kendisine has bir düşünme şekline dönüştürmüş olmasında yatıyor. Bunu yaparken de yine ilk dönem Benjamin alımlamalarında karşımıza çıkan bir durum var. O da şu. Acaba Benjamin filozof mu, edebiyat eleştirileri mi yazıyor? Evet, Benjamin bir eleştirmen ve iyi bir edebiyat okuru. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Ama birazdan da belki onlardan bahsedeceğim. Bir felsefe doktorası, bir felsefe doçentlik kitabı yazmış birisi için de acaba filozof mu diye böyle büyük bir soru işaretiyle eğilmek bence bir okuma açısından da bir sorun yaratıyor. Çünkü bu okuma hatları Benjamin'in gayet bu iki alan arasındaki geçişliliği oldukça kavramsal, yeni bir kavramsal modelleme yaratarak ya da yeni bir kavramsal inceleme şekli sunarak ikisi arasındaki geçişliliği hızlı kat edebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hemen hızlı bir şekilde Benjamin filozof değildir, edebi denemeler yazar demek. Acaba edebi denemeden Benjamin ne anlıyor, eleştirmenden neyi anlıyor sorusunu da tekrar gündeme getirmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla burada Benjamin'in felsefesi dediğimizde ya da Benjamin labirentindeki düşünceler dediğimizde onun bir kere tıpkı işte Adorno'nun atonal müzikten bahsettiği gibi atematik bir felsefe hattını pekiştirdiğini, yani bir anlamda konularına indirgenemeyecek, hatta konularına indirgenemeyecek derken modern felsefenin ana irilerinden uzaklaşan, modern felsefe ile çağdaş felsefe arasındaki o kopma anlarını da yeniden kurgulayan bir filozofu burada buluyoruz. Ve yine çok Benjamin'i Adorno üzerine anlatmak istemem ama Adorno'nun Benjamin'i değerlendirirken oldukça kuvvetli ifadeler kullandığını da altını çizmek isterim. Mesela her alanda idealizm ve sistemden kurtulmaya çalışan bir nesne dahildir ifadesini kullanıyor Adorno Benjamin için. Yani gerçekten de şimdi modern felsefe ile çağdaş felsefe arasında bir takım ayrımlar yapacaksak işte bu ayrımları kurma şekillerimizden bir tanesi Benjamin düşüncesinde çağdaş felsefenin, çağdaş bilimlerin ilişkin örneğin sistematik felsefe ya da özne odaklı felsefe gibi yaklaşımlara karşı ya da felsefenin kendi biçimini, kendi tarzını yeniden keşfetmesine ilişkin birçok yönelimi Benjamin'de rahatlıkla yakalayabiliriz.
Ve tabii Benjamin okurken herhalde en çok karşımıza çıkan unsur Benjamin metinlerinin oldukça sıkı örgülü olması. Bunu rahatlıkla herhalde en azından tek bir Benjamin denemesi ya da tek bir Benjamin yazısı okuyan birisi de fark etmiştir. Metinler sıkı örgülü. Zaten o örgüyle tekst kelimesi, tekst değil işte o örgü, doku bunlar çok da yakın anlamlı ifadeler. Yani sıkı örgülü metinler diyelim ve özellikle şöyle bir bakmıştım, şöyle bir elimin tersiyle okumuştum diye anlaşılabilecek bir metin yazarı değil. Oldukça bir anlamda metnin yoğunluğu katan ifadeler kullanıyor. İlk ziyaretçisine kendisini rahatlıkla teslim eden bir yazar tipi değil. Ve daha da ötesi tekrar söyleyecek olursam eğer Benjamin'in düşüncesine bir takım temalarına ve içeriklerine indirgenemez, aktarılabilir içeriklere indirgenemez diyorsak o zaman Benjamin'in çağdaş yenilim olarak neleri kurduğunu ve neleri oluşturduğunu tekrar çizmek gerekebilir. Şimdi Mikhail Lviv 2001 tarihli bir kitabı var. Bu Benjamin'in literatüründe önemli kitaplardan bir tanesi. Kendisi bir anlamda o vakte kadar ki Benjamin okumalarını tasnif ediyor ve dört tane temel okuma stratejisinden bize bahsediyor. Benim soracağım, söyleyeceğim şey ise artık bugün itibariyle, bugünkü Benjamin okumaları itibariyle bu dört yenilimin dışında bir takım Benjamin okumalarının canlandı. Şimdi buna göre Löwy'nin eğer tasnifini izleyecek olursak, birinci tasnifte diyor ki Löwy, Benjamin bir materyalisttir. Materyalist okul diye adlandırdığı bir okul var. Buna göre Benjamin'i Marksist ve materyalist olarak kabul eden ve aynı zamanda da onun teolojik formüllerini metafor olarak kabul eden bir Brecht yorumunu mesela materyalist okula dahil edebiliriz. İkinci olarak teolojik okul diyelim. Bu da belki dostu Gershom Scholem'in metnisinde olan bir şey. Yani Benjamin her şeyden önce bir teologtur ve mesyenik bir düşünürdür. Dolayısıyla Marksizm onda sadece bir terminoloji olarak çıkar diyen bir anlayış tarzı. Bu ilk ikisinden farklı olarak bir de çelişki okulundan bahseder Löwy. Der ki buna göre Benjamin teolojiyle Marksizmi birleştirmeye çalışmıştır ama burada başarısız olmuştur. Bu özellikle de Adorno ve Benjamin arşivinin de sorumlusu Rolf Tiedemann ya da Habermas gibi isimlerde yani bir anlamda Frankfurt Okulu'nun yeni dönem üçüncü kuşak temsilcilerinde de yaygın olan görüş bu. İki farklı alanı yakınlaştırma tecrübesi başarısız olmuştur görüşü de buradaki yaklaşımlardan bir tanesi. Löwy dördüncü yaklaşım olarak kendi yaklaşımını değerlendirir ve şunu söyler, Benjamin Marksist'tir ve teologtur. Dolayısıyla bir yüzü Moskova'ya, bir yüzü Yanus'a bakan, bir Kudüs'e bakan bir Yanus yüz olarak bahseder. Ve bir anlamda bu araya ve ifadesi koyarken, teologtur ve Marksist'tir ifadesi koyarak bu üç okuma dışında bir dördüncü okuma olarak sunar. Ama benim özellikle de bu son yıllardaki çalışmalarda Benjamin okumalarının artık ve onun alımlama şekillerinin diyelim, artık onun ne kadar materyalist, ne kadar teolog olduğu ya da bu alanların ne kadar birbirleriyle uyumlu ya da uyumsuz olduğu üzerinde şekillenmediği yönünde. Yani daha zengin diyebileceğimiz daha farklı bir Benjamin literatürü çıkıyor ve bunda da temel bir etki var aslında. O da Benjamin'in toplu yazıları aslında 1972 ile 1999 arasında tamamlanıyor. Ve birincisi yani çok aslında Benjamin külliyatı diye tabir ettiğimiz şey yeni ortaya çıkıyor. Ama bu da yetmiyor. 2008'de yayınlanmaya başlanan ve 21 cilt olarak tasarlanan bir anlamda çalışmalar ve onun mirası üzerine yeni bir eleştirel edisyon da ortaya çıkıyor. Bu da hala yayınlanmayı sürdürüyor. Örneğin henüz bunun tüm ciltleri çıkmadı. Şimdi bir kere zaten burada Benjamin külliyatı ve eleştirel külliyatı ile ilgili olgunlaşmanın çok daha yeni olduğunu görüyoruz. Bir kere bu olgunlaşma ile birlikte ilk dönem alımlamalarında söz konusu olan Benjamin'e bir elimizdeki tasniflerle konum verme, işte ona bir tasnif edilemezliğini de bir anlamda tasnif şemaları içerisine katma gibi yaklaşımlar yerine işte Benjamin'le hareketle yapılan
teknoloji, ekoloji, büyüme, politik kriz gibi temalarla çok daha yoğun olarak gelmeye başlıyor. Böyle baktığımızda Benjamin de eğer bu külliyatın tamamına okumaya giriştiğimizde çok daha farklı bir Benjamin alımlaması oluşturmanın imkanlı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de Benjamin'in politik ve estetik krizleri iyi düşünen ve farklı yönelimler ortaya koyan tavrını da belki bu noktada altını çizmek gereklidir. Şimdi gelelim ben Benjamin'in bu kadar tasvip edilemez ya da sıra dışı kılan, labirent özgün kılan unsurlar ne diye baktığımızda Benjamin'in sadece belki de metinlerine indirgenemeyecek bir aurası olduğunu da söylememiz gerekir. Özellikle de onun konformizme yer uygitsincilik diye çevireceksek Türkçe'ye kendi hem kişisel tavrı hem de yazılarında uygitsincilik karşıtı bir üretimi çok baskın olarak görüyoruz. Hem kişisel yaşantıda bu antikonformizmi diyelim çok rahat görebiliyoruz. Hem de yazılarındaki aldığı radikal tavırlarla bu konfor dışı bir üretici dehasını oluşturduğunu görebiliyoruz. Yani bir anlamda Benjamin'in imgesini besleyen en temel nosyonlardan bir tanesi belki işte bu müthiş bir üretici dehasına karşı bu üreticiliğine kendisine hem düşünce alanında hem günlük yaşamında hem farklı alanlarda konfor alanları oluşturmak için bir yanında feda etmeyen bu uygitsincilik karşıtı bir tavrının her anlamda sürdürmesi çok etkili unsurlardan bir tanesi. Ve tabii bunun politik ve ekonomik karşılıklarını da Benjamin reddediyor bir anlamda. Uygitsinci diyebileceğimiz tavrın her tür unsurunu reddederek aynı zamanda kendi trajik imgesini de besleyen özellikle de İkinci Dünya Savaşı da ki ölümüyle birlikte bu trajik imgeyi de besleyen bir unsur var. Zaten trajik kaderi de bu diyelim uygitsinci tavrın karşısındaki tavrın gittikçe güçlü. Bakın da Benjamin yaşamı boyunca sürgün oluyor, mülteci oluyor, göçmen oluyor, kaçak oluyor. Tüm de aslında bu zahmetli koşullarda üretmeyi sürdüren birisi. Şöyle düşünün, biz insanlar en ufak bir ne diyelim sıra dışı işleri aksadığında sert tepki gösterebiliyoruz ya da bir anlamda morali insanların hızlı bozulabiliyor bugünün dünyasında. Fakat bir de eğer moraliniz bozulursa bir de Benjamin'in hangi koşullarda Paris'te üretim yaptığını yani yazı üretmeyi sürdüğünü tekrar hatırlamamız gerekebilir. Düşünün yani şikayet ettiğimiz şeylerle bir de Benjamin'in çektiği eziyeti bence kıyaslamakta fayda olabilir. Benjamin bütün onlara karşı, o koşullara karşı üretimini sürdürüyordu. Bence üçüncü bir imge daha var ama bundan bağımsız olarak Benjamin'in imgesini besleyen o da herkesin kendi Benjamin'ini oluşturabilme unsuru. Yani bir anlamda metinlerinin zorluğuyla birlikte herkesin metinlerinden kendisine Benjamin yaratabileceği bir takım öğeler bulabilmesi de Benjamin'i etkiliyor. Mesela geçen günlerde, geçtiğimiz yıllarda diyelim artık pandemi girince araya yılları gün gibi saymaya başlamış da olabiliriz. Mesela Benjamin'le ilgili iki tane çocuk kitabı var Türkçe'de. Mesela hiç düşünün çocuk kitabı yazar olarak Benjamin'i bulabilirsiniz ya da farklı farklı Benjamin'leri de bu tarz ifadeleri farklı biçimlerde bulmamız mümkün. Benjamin'in bir anlamda metinlerindeki düşünsel öğeleriyle bütünüyle bağlantıyı kaybedebileceğimiz farklı Benjamin okumaları da mümkün olabilir. Örneğin mesela planör imgesi dünyada başına ciddi bir talihsizlik gelmiş bir imge olabilir Benjamin'in. Planörü, mesela her tür alışveriş mekanında planörün izini arayan yüzlerce makale görebiliriz yani dünya çapında. Böyle bir anlamda herkesin esnek bir Benjamin okuyabilme ihtimali de herkesin kendi Benjamin'ini kurabilmesine ilişkin ilgiyi bence besliyor. Ve tabii parçalı yazı tarzı, farklı kolaj teknikleri, alıntıları gibi Benjamin hareketli herkes kendine özel içerikler de oluşturabiliyor. Tabii ben bu her tür
özel içerik oluşturma biçimine çok sıcak bakmamakla birlikte yine de şu açıdan bir memnuniyet de yarattığını söyleyebilirim. En azından Benjamin hala okunmaya devam ediyor. Okunması sürdürülüyor bu sayede. Şimdi Benjamin kendisini 1930 tarihli, 39 tarihli bir özgeçmiş yazıyor kendisi. Birden fazla aslında birkaç varyasyonlu özgeçmiş yazıyor. Özgeçmişini kendisi anlatırken şu ifadeleri kullanmış kendisi için. Onları birkaç noktanın altını çizmek istiyorum orada. Freiburg, Berlin, Münih ve Bern üniversitelerinde felsefe ve Alman ve Fransız edebiyatı okudum diyor bir kere. Yani bir anlamda benim kendisine dair ilk imgeyi beslerken evet edebiyat ve felsefe hemen başta geliyor. Yine ama özgeçmişini anlatırken tabii felsefe doktorasından bahsetmekle birlikte Goethe ve Marcel Proust isimlerinden de bahsediyor. Şimdi demek Benjamin'in felsefi kaynakları olduğu kadar edebiyat içinde de o düşünsel alanını ciddi anlamda besleyen Goethe ve Proust gibi isimler, hatta yine Baudelaire gibi isimlerden bizim bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Benjamin bir anlamda ilginç bir takım yönelimleri de var. Örneğin Böfflin ve Riegel'ın arasındaki etkisinden de bahsedebiliriz. Özellikle işte 1919 yılında Berlin Üniversitesi'nden Alman romantizminde sanat eleştirisi kavramı üzerine doktora aldığında Benjamin Böfflin'ci sanat okuması karşısında aslında Riegel'ın sanat istenci kavramını konumlandırması aslında Benjamin'in mesela tarih kavramı üzerine diye bilinen 1940 tarihli metnindeki tarihsel zaman, deneyim, estetik arasındaki kurduğu ilgiye dair belki ilk izlekleri oluşturduğu kısımlardan bir tanesi oluşuyor. Düşünün, bir anlamda tarih kavramındaki bazı politik yaklaşımları kaynağını düşünün ki sanat tarihindeki bir yöntem ve metodoloji hatta bir felsefe tartışmasına hareketle rahatlıkla çıkarabiliyoruz Benjamin söz konusu olduğunda. Ya da Benjamin'in ilginç bir takım deneyimleri var. Mesela Özgür Us, okul topluluğu, Hobinda okulu gibi yani okul dışı okul toplaşmaları diyelim farklı bir takım topluluk fikirlerini de burada görebiliyoruz. Ama mesela bir ilgimi ilginç bir şey çekti onu da sizle paylaşmak isterim. Benjamin edebiyat kitapları dışında hangi dört kitabı en sevdiği kitap olarak tasnif etmiş? Mesela bu da bence Benjamin'in çıkış kaynaklarını göstermek açısından iyi bir konum sağlıyor. Mesela yine Riegel tabii demin bahsettik. Avusturya Macaristan'daki buluntulara göre Geç Roma Sanat Endüstrisi kitabı. Mesela ilk bunu saymış edebiyat dışı alanda en çok ne etkiledi beni en önemli kitaplarda. İlk Riegel'ın kitabını sayıyor. İkincisi Meyer'in Demir Yapılar, Tarihleri ve Estetikleri başlıklı kitabını sayıyor. Üçüncü olarak Franz Rosenzweig'in Kurtuluş Yıldızı 1921 tarihli bu kitabı sayıyor ve dördüncüsü de tabii ilginç Lukács'ın Tarih ve Sınıf Bilinci. Şimdi dört tane etki alanı hemen koyayım. Düşünün sanat tarihinden, mimarlıktan, Rosenzweig hem teoloji hem felsefe diyelim ama yani şey bir Yahudi teolojisi yoğunluklu bir kitap. Daha mistik yanları da olan ama yani çok da o da tasvip edilebilecek kitaplardan bir tanesi ama bir de tam bunun yanında George Lucas'ın Georg Lucas'ın Tarih ve Sınıf Bilinci kitabı. Şimdi dört tane etki ve normalde Benjamin olmasa bizim yan yana getiremeyeceğimiz dört tane etki alanını rahatlıkla söyleyebiliriz ve işte burada hareketle edindiği farklı düşünme ve bilgi alanlarından edindiği okumalarla özgün okumalara dayalı bir stratejiden bahsedebiliriz. Şimdi Benjamin'in 1925 tarihli Frankfurt Üniversitesi'nde yaptığı Alman barok dramının ya da Alman yaz oyunun nasıl çevirirseniz kökeni altında doçentlik tezi reddediliyor. Aslında biz bir kere bir master derste bir dönem sadece bu kitaba ayırmıştık. Oldukça yoğun ve zor bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ama mesela şimdi bu reddedilmesiyle ilgili de tabii müthiş bir hikayeler, müthiş bir anlatı oluşturmak mümkün. Ama mesela bu kitaptaki bazı kavramlarını görmeden Paris Pasajlar çalışmasındaki
Yapmaya çalıştığı şeyin anlaşılması biraz daha düşük ihtimal oluyor. Ve yine tarih kavramını anlamak için de yine bu doçentlik tezi, reddedilen doçentlik tezindeki bazı okuma stratejileri ve bazı kavramsallaştırmalara gerçekten hakim olmamız gerekiyor. Bu henüz Türkçe'ye çevrilmedi bu arada. Ve bunun bir de yine üniversitenin talebiyle yazılmış doçentlik tezinin ön sözlerinden böyle 40-45 sayfalık bir işte epistemolojik eleştirel bir ön söz var. Bu da mesela çok oldukça sıra dışı bir felsefe okuması olarak çıkıyor ve bunların gerçekten de mesela Benjamin'in düşünsel kaynaklarını değerlendirmek için de bir elden geçirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şunları belki birkaç unsuru saymamız mümkün olabilir. Benjamin hayattayken bazı kitapları tabii basılıyor. Mesela Tek Yönlü Sokak, Alman Barok Dramı'nın kitabı satılıyor. Yine benzer bir şekilde Benjamin'in çok fazla kent değiştirdiğini görüyoruz yaşam boyunca. Ve mecburen de tabii 33 yılında birinin iktidara gelmesiyle Almanya'yı da doğal olarak terk ediyor. Paris'te oldukça ekonomik zorluklar yaşıyor. Sırf tabii ekonomik de değil çünkü Paris ne diyelim ikametgah aynı zamanda onun yine Fransa içindeki başka bir kampa götürülmesiyle de devam ediyor sonlara doğru. Never Saint-Cloud ya da Never Cloud Saint-Joseph kampı diyebiliriz burada. Ve en son elimizde ulaşan metinlerden bir tanesi 1940 tarihli tarih kavramı üzerine başlıklı şeyi ve Benjamin'in birkaç çelişkisinin ya da unsurundan da bahsetmemiz mümkün olabilir. Şölem'le bir yandan işte Kudüs'e gidip gitmeyeceği üzerinde bir takım yazışmaları var. O işe çok sıcak bakmıyorsanız zaten gitmek de çok kolay değil, onu anlıyoruz. Yine Moskova'da kalma ihtimalleri de Benjamin tarafından bir şekilde bazı sebeplerle eleniyor. Amerika'ya da çok gitmek istemeyen, Avrupa'da savunulacak konumlar var diyen bir filozof ama en sonunda ABD için bir vize alıyor. Özellikle Eylül ayında işte treneler üzerinden Fransa'dan İspanya'ya geçerken Port-Bou sınırı denen bir sınır var. Burada Franco rejimi geçişleri yasaklıyor bir anlamda. Ve orada Gestapo'nun eline düşeceği kaygısıyla birlikte elindeki morfinleri içme yani yutma suretiyle bir intihar girişimi de bulunuyor. Ve Benjamin bu ölümü öncelikle işte Benjamin Walter ismiyle olduğu için öncelikle bir Katolikler mezarlığına defnediyor. Kimse gelmek için daha sonra kimsesizler mezarlığına diyor. Ama şu an orada Porbu'da Dani Karavan'ın yaptığı bir anıt heykel var. Buna bakmanızı da tavsiye ederim. Bu heykel ilginç bir heykel. Bir yanda yapıt aşılmaz dağlardan denize doğru bir geçişi anlatıyor bize. Yavaş yavaş indiğinizde merdivenlerden gerçekten denize en yakın olduğunuz anda, en çıkışı ulaştığınızı düşündüğünüz anda bir anda bir cam karşınıza çıkıyor ve orada insanı geçişten alıkoyuyor. O pasaj, o geçiş mümkün olmuyor ve artık geri dönülemeyecek ölçüde ilerlemiştir ve bir anlamda Porbu sınırı geçit vermez Benjamin'e. Bu Dani Karavan'ın da yapıtı bu anlamda o trajik ölümü oldukça iyi gösteren unsurlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey de belki hani başlıca yapıtlarından belki biraz bahsedebiliriz. Başlıca yapıtları deyince zaten az önce size hem işte toplu yazıları hem de Çalışmalar ve Miras kitabından bir de tabii şeyi de eklemek lazım. Yazışmalar dönemli Benjamin'i anlamak için hem Şölem'le hem de diğer çağlarıyla yaptığı yazışmaları da belki bu anlamda düşünmemiz lazım. Ya yani bir anlamda Benjamin'in toplu yapıtları bunlar. Fakat Benjamin'le ilgili biz sınırsız sayıda kitap görüyoruz. Türkçe'de de öyle. Oldukça farklı kitaplar var. Bunlar nasıl oluyor dediğimizde?
Yani şöyle birkaç yayın sayısı benimseyebiliyor dünyada hani farklı dillerde. Mesela örneğin Benjamin'de politika bahsine odaklanmak isteyen bir edisyon. Onun bu konuyla ilgili yazılarının bir derlemesini yapıyor. Ya da eğer başka dildeyse tabii çevirisini yapıp o şekilde basıyor. Ya da Kafka üzerine diye bir kitap varsa bu Benjamin'in daha önce çıkardığı bir Kafka kitabı değil. Kafka üzerine yazdığı her şeyin derlemesini içeren, hatta sonra işte mektuplaşmalardan da Kafka ile ilgili olan tartışmaları aldığımız bir çerçeve olabiliyor. İşte mesela Radyo Benjamin kitabı, radyo hikayeleri ve oyunları üzerine bir edisyondur. Ya da meşhur Illuminations kitabı da bu tarz ünlü seçkilerden bir tanesi. Dolayısıyla bu seçki, yani Benjamin'in bu toplu eserlerin haricinde bir takım seçkiler yapmak mümkün ama yani Benjamin hayattayken yayınlanan işte Alman romantizminde sanat eleştirisi kavramı, işte Charles Baudelaire kitabı, Goethe'nin gönül yakınlıkları üzerine bir yayını var. Alman insanları diye de bir kitabı yayınlanıyor. Onun dışındakiler genellikle Benjamin deyince önemli metinler dediğimizde örneğin Şiddet'in eleştirisi üzerine 1921 tarihli bir metin. Yani bu makale formatında bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Tabii örneğin neler sayılabilir? İşte 19. yüzyılın başkenti Paris gibi bir metin de ayrıca burada sıralanabilir rahatlıkla. Baudelaire üzerine bazı temalar ve benzeri unsurlardan bahsetmemiz mümkün olabilir. Şimdi dolayısıyla burada şundan rahatlıkla söz edebiliriz. Benjamin'in bu geniş bilgileri ve farklı alakalarından hareketle derleme metinleri olduğu kadar yayınladığı kitaplar arasında tam olarak hangi konuda tasnif edeceğimizi bir anda kütüphaneci olsak hangi yere koyacağımızı bilemediğimiz oldukça fazla sayıda metninden söz açmamız mümkün olabilir. Şimdi bir kavram da belki bu giriş mahiyetindeki konuşmamızı sürdürmek istiyorum. Bir kavram seçerek buradan hareketle en azından bir kavram nasıl okunabilir Benjamin'de diye bir kısa bir sunumla devam etmek istiyorum. Örneğin deneyim kavramını ele alacak olursak, örneğin Benjamin'de deneyim kavramına odaklanacak olursak. Şimdi bir kere yani çağdaş felsefe yönelimleri arasında hem Freiburg ki Benjamin de Freiburg'da bunu diyor, Husserl ve Heidegger'in felsefelerinde hem de Frankfurt eksenli diğer felsefeciler arasında 20. yüzyılın başında Alman felsefelerinde yaygın olan felsefe okullarına karşı zaten bir rahatsızlık, hoşnutsuzluk var. Mesela bu hoşnutsuzluğun en görünür olduğu kavramlardan bir tanesi de rahatlıkla deneyim kavramı olduğunu söyleyebiliriz. Oysa da Almanya'da yaygın olan işte neokantçılıklar, Marburg ve Baden okulları ya deneyim alanının nesnelleştirilebilir bilgisine yönelme arzusu taşımaktaydılar ya da bu yönelimin bilimselci deneyim anlayışını olumlayarak onu yaşantılarla canlandırma çabasına girmişlerdi. Şimdi Benjamin bir yandan deneyimli rasyonelleştirme çabasına karşı olduğu kadar onun yaşantılarla yeniden diriltilme arzusuna da uzak duruyordu. Bir anlamda denilebilir ki Benjamin Kant felsefesinin deneyim üzerinden nesnel bilgiye indirgenmesine bir karşıtlık oluşturmaktaydı ve aynı şekilde Kant felsefesini bütünüyle matematiksel bir fizik kavrayışına indirgenme halinde çok sıcak bakmıyordu. Yani bir anlamda yoksul buluyordu Benjamin. Bu deneyim kavramını matematikselleştirilebilir deneyim kavramını yoksul bulmaktaydı. Bu yüzden Benjamin kendi deyimiyle üstün bir deneyim kavrayışını araştırmaya girişti rahatlıkla. Bunu söyleyebiliriz üstün bir deneyim kavramının araştırmasının burada baskın bir şekilde geldiğinden söz açabiliriz. Şimdi böyle yaptığımız zaman Benjamin bu üstün deneyim kavrayışını nerelerde araştırmak diye baktığımızda mesela Benjamin'in ilginç bir takım okul deneyimleri var. İşte Gustav Münken
ile tanıştığı Hobbit okulu deneyimi, gençlik hareketlerine katılması, efendim sonra yine Berlin içinde Freiburg'daki ikameti gibi unsurları ele aldığımızda Benjamin'in deneyimle gençlik arasında kurduğu ya da bir takım topluluk deneyimiyle bu topluluk unsurlarının geliştirilmesine ilişkin bir tavır geliştirdiğini ilk bu dönemlerde hareketle izleyebiliriz. Bir anlamda Benjamin hayatının ilk döneminde Gemeinschaft olarak, topluluk olarak adlandırabileceğimiz bir canlı deneyim alanı tasarlanması, topluluk etrafında zihinsel bir topluluk oluşturma fikrini bu deneyim alanıyla yakınlaştırmaktayım. Hatta bizim yine Dar Kapı'daki Mesih'te Gülen Çocuğa şundan bize bahsetmişti. Benjamin bir anlamda Birinci Dünya Savaşı ile birlikte artık bu ruhani bir topluluk kurma çabasıyla yani zihinsel diyebileceğim, zihinsel bir üstün deneyim alanının eşleştirilmesi arasındaki hülyasından vazgeçiyor ve bu topluluk arayışı bir anlamda yerine gerçek bir toplum fikriyle, gerçek bir kolektiviteyle yer değiştiriyor. Yani ilk dönemindeki şöyle diyelim basitçe ideal bir topluluk kurma arzusundaki gençlik yanılsamasından hareketle daha kolektif bir arzuya doğru, kolektif hakiki bir toplum fikrine doğru ilk yöneldiği deneyimleri aslında bu hareketle, buradan hareketle çıkarmamız mümkün olabilir. Ama belki bu ilk dönemden neler kaldı dediğimizde Benjamin'in bu ilk gençlik döneminden şimdi. Mesela Benjamin'deki bu Yahudi teorisinin konumlanışı bir anlamda hiçbir zaman ne diyelim burjuva dünya yurttaşlığı ve evrensellik fikirlerini olumlayan bir konumda olmadı. Mesela Benjamin'in ilk döneminden itibaren. Yani topluluk arayışı aslında özellikle de buradaki teoloji okuması, Benjamin'in Yahudi teolojisine okuması girişimi her zaman o sol politik seçimlerin fikir dünyasında yer almıştır diyebiliriz. Tam da belki Birinci Dünya Savaşı sonrası kırılan bu imgede şunu giderek Benjamin gözlemlemeye başlıyor hatta. Nasıl oluyor da bugünün toplumunda diyelim atomize olmuş bir bireyin aşılmasına yönelik sahici bir girişimde bulunabiliriz? Yani bu atomize olmuş modern toplumların yaşantısında nasıl sahici bir deneyim alanı oluşturulabilir sorusunu ortaya atıyor. Bir anlamda dinleyebilir ki, yani şöyle bir genel özet çıkaracak olursak, Benjamin'in bu ilk döneminden son deneyim ve yoksulluk metnine kadar kısmına baktığımızda üç tane deneyim kavrayışının arka arkaya sıralandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Birincisi ilk dönemde evet otantik bir deneyim arayışı içerisine giriyor. İkinci olarak bu belki otantik bir deneyim arayışının sürdürülmesi olarak neokantçı hocaların diyelim o dönemki tartışma konularına karşı onların deneyim farklı iki farklı neokantçı okulun deneyim fikrinin eleştirisine odaklandığı bir ikinci deneyim kavrayışı geliştiriyor ve üçüncü olarak da deneyim kavramını belirli bir tarih anlayışı ve yeni bir tarihsel içerik, tarihsel politik içerikle buluşturduğu üçüncü bir hatta doğru geçiyor. Özellikle de bu izleyin en güçlü görüldüğü metinlerden bir tanesi deneyim ve yoksulluk metni. Deneyim ve yoksullukta çünkü Benjamin artık şunu fark ediyor 30 yılların tarih kavrayışı açısından baktığımızda bugünün modern işte atomize olmuş dünyasında deneyimin imkansızlığı fikrinin giderek baskın olmaya başladığını görüyoruz. Artık burada çok çarpıcı bir örnek verir Benjamin. Birinci Dünya Savaşı sonrası eve dönen askerler artık sessiz dönerler. Artık diğer sefere çıkmış savaşçılar gibi anlatacak hikayeleri yoktur. Onlar da en temel baskın olan unsur onların sessizliğidir. Bir anlamda aktarımın olmaması, iletimin kalmaması
suskun kalınması, o kesintinin neredeyse kuşaklar arasındaki kesintinin daimileşmesi, bu deneyim kapasitemizin giderek öldüğü bir dünyaya doğru bizi çevirir. İşte bu deneyim yoksullaşması aslında beyin sadece bizim kişisel öznel deneyimlerimizin bir yoksunlaşması olarak değil, aynı zamanda insanlık olarak kolektif bir halde de yoksullaştığımızı anlatır. Yani bu şekilde baktığımızda beynimin kolektif deneyim dışında hakiki bir deneyim imkanının da artık kalmadığını düşünür. İşte beynimin düşüncesinin niye politik yönelimi baskındır sorusu aslında bence deneyim kavramındaki onu kolektivite ile ilişkilendirme biçimlerinde daha açık olarak görülmekte. Yani insanlık bir anlamda kendi patoslarına, kendi kurduğu tahakküm biçimlerine bireysel bir modelle değil ya da bir takım basit politik değişmelerle değil, daha kolektif bir takım uyarılmalarla ancak tanımlayabilir. Zaten şunu söylüyor Benjamin bize, bir yine Benjamin'den alıntılayacağım. Şöyle bir tür olarak diyor Benjamin, tür olarak insan evrimini binlerce yıl önce tamamladı. Tür olarak insanlıksa gelişmesine ancak şimdi başlıyor. Yani bir anlamda insanın türsel evrimiyle kolektif evrimi arasındaki asimetrinin altını çizen bir okumayı burada daha baskın olarak görebiliriz. Şimdi şeyde Paul Sherbart'ın bir kitabı var. O da Türkçe'ye çevrildi. Dezeban diyor diye bir kitap. Bir asteroid romanı alt başlığıyla yayınlandı. Mesela bu kitap Benjamin için gerçekten önemli kitaplardan bir tanesi. Çünkü bu kitapta Benjamin'in ütopik modelinin aslında ya da gerçek politik olarak adlandırdığı bir şeyin bir anlamda kolektif bir beden ütopyası olduğunu görüyoruz. Yani böylelikle Benjamin'de teknik dediğimiz unsur da tahakküm öğelerine artık terk edilen değil, tam tersine kolektif bir bedenin kuruluşuna hizmet eden bir unsur olarak çıkıyor. O halde yani deneyim yoksulluğundan kurtuluş Benjamin açısından hem bir var olan yapının askıya alınması hem de bir ütopya talebi olarak bizim rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu Benjamin'in deneyimden hareketle ütopya talebini ancak kolektif bir taleple yerine getirebileceğimiz bir unsuru canlandırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.